Herkese iyi bayramlar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Şeflerin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu hafta Kadıköy'deyiz. Afzelya, kafe, patiseri ve brasseriye konuk olacağız. Birazdan Arif Usta'nın mutfağına geçeceğiz. Kurban etiyle ilgili püf noktaları anlatacak, kavurma nasıl yapılır, onun yanında ne tarz yemekler servis edilebilir, bunların püf noktalarını kendisinden alacağız. Hadi buyurun, şimdi Afzelya'nın mutfağına gidiyoruz. Şeflerin sözü geçer. Arif de çok yumuşak. Yandı bu, yandı. Arif Usta yok, kayboldu. Sadece dedim, şöyle göster. Efendim, Arif Usta'nın mutfağına geldik. Şefim, kolay gelsin. Hoş geldin. Ne haber? Teşekkür ederim, iyi bayramlar. Bomba gibisin valla. İyi bayramlar, sağ ol. Teşekkür ederiz. Efendim, Arif Usta'yla çok eski bir arkadaşlığımız var. Kaç, 15 sene falan oldu değil mi usta? Kendisi de milli şeflerimizden. Uluslararası alanda çok büyük başarılara imza atmış şeflerimizden. Bugün de kendisiyle bayramda bir araya geldik. Evet. Neler yapacağız Arif Usta bugün? Menümüzden başlayalım hemen. Kurban Bayramı ile ilgili arkadaşlar. Annemin yaptığı pilavla ve direkt kavurmasını yapacağız. Oo, çok şanslıyız. Arif Usta bize annesinin özel pilav tarifini anlatacak. Bunu her şef anlatmaz. O yüzden kesinlikle. Çok şanslıyız. Ve Kurban Bayramı'nda nasıl bir kavurma yaparız? Onun püf noktalarını kendisinden alacağız. Etimiz de burada hazır zaten. Kurban Bayramı demişken Arif Usta, Anadolu'da Kurban Bayramları nasıl oluyor? Kendisi de Ardahanlı bu arada, Arif Usta'mız da. Nasıl, Kurban Bayramı ile ilgili anıların var mı? Yani nasıl geçirirsin? Biz tabii hizmet sektöründe olduğumuz için pek yılbaşı bayram fazla bilmeyiz ama yine de biraz senin memleketinde bu işler nasıl oluyor? Biraz bahsetsene bize. Ya bir hafta önceden başlar zaten. Hazırlıklar bir hafta önceden başlar. Süper. Hayvanlar alınır, kolonilir. Evet. Onların hazırlıkları yapılır. Ve direkt zaten şeyden başlanır. Büyüklerle ziyaret edilir. Evet. Bayramda ilk önce çocuksak zaten o şeyi çok farklı. Bir hı-hı, hediye alınır zaten. Hı-hı. O hediye gözle bekleyin. Çocuklar bekledik zaten onu. Hı-hı. Sabahsa namaza gidip. Tabii. Sabah namazı bittikten sonra kurbanı gidip o kurbanı besliyorsunuz yaklaşık atıyorum bir hafta 15 gün kurbanı, bir arkadaş kitleniz var zaten. Kurbanlık ben hatırlıyorum ver. Arif Usta, lafını kestim, çok özür dilerim. Çocuktum, tabii köyde geçirdiğimiz kurbanlarımız da oluyordu ama şehirde geçirdiğimiz kurbanlarımız da oluyordu. Bazen Bolu'ya gidemezdik falan. İstanbul'daki yapmış olduğumuz kurbanda da birkaç gün önceden kurbanımızı alırdık. Apartmanda şeyde saklardık. Yani saklama değil de tabii ki orada muhafaza ederdik. Bodrum'da odunluk, kömürlük vardır yani. Ama herkesin, yani apartmanda oturan diğer kişiler de hep böyle gece şeyi dinlerdik. M sesleri gelirdi. Kesinlikle. Şimdi o birden aklıma geldi sen söyleyince. Ama o çok değişik zamanlardı aslında. Şimdiki çocuklar zaten hepsi apartman çocuğu da. Benim çocuğum da yani. Ama o heyecanı yaşamıyorlar. Yani biz onu bir hafta önceden otunu verdik ve kesildiği zaman bir anda çok seviniyoruz, bir anda çok üzülüyoruz. Çünkü hı-hı, arkadaşınız gidiyor. Evet. Böyle doğru, bir anım vardı benim küçükken de. Çocukken bir anda arkadaş oluyorsun değil mi? Böyle birkaç günde olsa hemen arkadaş oluyorsun. Otunu ver, işte samanını ver, getir. Güzel temizliğini yapıyorsun hayvanın, büyükbaş hayvanın temizliğini yapıyorsun. Ve güzel bir arkadaşlık başlıyor. Giderken de üzülüyorsun. Güzel bir nostalji yaptık. Arif Usta'nın bayramlarını dinledik. Şimdi ustacığım, kurban etiyle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz senden? Tabii ki. Kurban etini, kurbanı kestik. Kurbanı kestik. Parçalandı. Etler çünkü kasaplar her zaman parçalamıyorlar ama genelde parçalayıp bırakıyorlar, bütün olarak bırakıyorlar. Önce hangi bölümünü nasıl değerlendirelim? Şimdi bu kontrafile. Kontrafile. Kontrafile ile neler yapabiliriz? Şimdi burada işte güzel bir kavurma yapacağız arkadaşlar. Tamam. Ama et taze olduğu için de eti ilk önce... Bir dakika. Da söyleyeyim. Sen kesmeye devam et usta. Kurbanı kestikten sonra eti bir gün dinlendirelim mi? Yani yoksa hemen porsiyonlamaya başlayalım yapacağız. Eti aldığımız zaman zaten porsiyonlayacağız. Ama bir gün beklemesi daha iyi olur. Bir gün beklenirse eti çok daha sıcak, kolay işleriz. Evet. Et sıcak olduğu için vücudu zehirleyebilir arkadaşlar. Çünkü çok taze ete alışkın olmadığı için vücut. Onun için ne yapacağız? Eti dinlendireceğiz. Ve de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar, şöyle biraz su koyuyorum. Soğuk su. Evet.
et taze olduğu için direkt çarpmasın bize arkadaşlar. Olmadığı için de bunu bir hafif suyunu koyuyorum. Bunun porsiyon olarak kaç kişi olacağını ayarlarız. Şöyle. Kuşbaşı mı doğrayacağız? Evet, kuşbaşı doğrayacağız. Hem etin şeyini almış olacağız. Sıcaklığını almış olacağız ve etin daha diri olması için de daha kanlı, canlı gözüküyor. Soğuk su olması, olması gerekiyor değil mi? Evet. Soğuk olması gerekiyor. Soğuk su. Evet. Bunu bu şekilde yarım saat, 45 dakika beklediğimiz zaman kavurmadan önce eti soğuk suyun içerisinde biraz bekletiyoruz. Buzda atsak olur mu? Biraz tabii ki da daha iyi olur. En azından. Evet, bu çok önemli. Kurban etini kestikten sonra eğer o gün parçalayıp kavurmayı yapmak istiyorsanız buzlu suyun içerisinde yaklaşık bir 15-20 dakika, 20 dakika bekletiyoruz. Soğuk daha su olması lazım. Soğuk su olması gerekiyor arkadaşlar. Tamam. En azından hem kanını vermiş oluyor. Evet. Kanını hem çıkarmış, de toplamış oluyor. Ve daha oluyor. Yumuşak bir et çıkarmış olacağız. Aa, süper. Bu harika bir noktası. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi kavurmaya başlayalım mı usta? Tamam. Hemen oradan bir tava alayım. Mesut'cum bir tava alayım. Şuradaki tavadan bir tane alayım hemen. Mesut ustan tava istiyor. Hemen versene oğlum. Şimdi hızlı olacaksın. Buradaki evet ocağımızı açıyoruz. Efendim tekrardan şu anda bizi yeni izlemeye başlayanlara Kurban Bayramınız kutlu ve mutlu olsun diyoruz. Size çok güzel bir kavurma tarifimiz var şu anda. Arif Usta'nın mutfağındayız. Birazdan da Arif Usta'nın annesinin yapmış olduğu, yani bayramlarda yapmış olduğu özel bir pilav tarifi var. Bunu sizlerle paylaşacağız. Birazdan ona da geçeceğiz. Önce kavurmaya başlıyoruz. Evet usta. Keselim. Doğrayalım etlerimizi. İstiyorsan bir şey daha soracağım usta. Tabii ki. Et çok önemli ama eti kesmek için de bıçak çok önemli. Tamam. Ben gördüm ki senin çok bomba bir bıçağın var. Harika bir bıçak. Şefler için en önemli şeylerden bir tanesi de bıçaklar. Bıçak. Değil mi usta? Kesinlikle. Bıçakların önemini senden bir dinleyelim usta. Ya bıçak aşçının en büyük silahı. Çünkü namus diyebilir miyiz? Evet, namus kesinlikle. Yani onu kaybedemezsiniz. Kaybedemezsiniz. Çünkü bu bıçak varsa hayatınızda her şey daha rahat gidiyor. Evet. Mesela geçenlerdeki bir olay geldi başıma. Elinde bıçak kesilmiyor, farklı. Et gelmiyor yani işlemiyor ama elinizde rahat bir bıçak olduğu zaman, kendi bıçak olduğu zaman rahat bir şekilde işlemiş olursunuz. Şefin en büyük silahlardan bir tanesi. Kesinlikle. En büyük silahlardan biri bıçak. Arif Usta'nın dediği gibi bıçağı alırken, seçerken şimdi ben çok duyuyorum. İşte mail atanlar oluyor, sosyal medyadan soranlar oluyor. Biz bıçak alırken nelere dikkat edelim diye soruyorlar. Ben de sana sorayım usta. Bizi izleyenler evlerinde şef bıçağı veya doğrama bıçağı almak istediklerinde neye dikkat etsinler? Şimdi ben bu arada şunu da göstereyim ben. Şöyle bakın. Çok güzel bir santoku diyebilir miyiz buna? Santoku'ya benziyor bu. Santoku'nun güzel oldu. Çok güzel bir bıçak. Markayı çok göstermiyorum ama çok güzel dizayn edilmiş. Pahalı bıçaklardan bir tanesi. Bu arada bu tip bir çelik şef bıçağı 400-500 TL'den falan başlıyor değil mi? Ama buna değer. Söyleyeyim size. Yemek yaparken bu bıçağı elinize aldığınızda, doğramaya başladığınızda gerçekten onu aldığınızda diyorsun ya harbiden de verdiğin paraya değer diyorsunuz yani. Kesinlikle. Bıçağın en büyük faktörü zaten Bursa. Bursa'da olması gereken. Yerli bıçaklardan da Bursa. Bursa'nın. Peki Sürmene'ye ne diyorsun? Bak şimdi Sürmene'den de bizi izleyenler diyecekler ki aa bizim bıçaklarımız daha iyi. Yani hepsi güzel. Yani yerli malı her şey güzel ama dediğiniz gibi önceki bizim çıraklık dönemimizde ben şu an baktığımız zaman da Bursa'da çok fazla bıçak çeşitleri var. Evet. Ya Bursa'da uzun senelerdir hem masa tutuyor. Doğru. Masa tutması da çok rahat olması gerekiyor. Masa tuttuğu zaman da hemen onu soralım. Bıçağı nasıl biliyoruz? Bir tane gösterelim usta. Biraz önce yaptın ya. Şuradaki yani bıçağın ilk tarafın dışarı gelmesi gerekiyor. Evet. Aşağı ve yukarı. Çünkü bıçağın eğer önünü bu tarafa tutarsanız köre. Bıçağı keskin bıçağı körükmüş olur. Çok direkt vurmayacağız. Direkt vurmayacağız. Hafif %5 bir açı. Aynen. %5 bir açıyla. Buradan bakın bu şekilde direkt yukarıdan gelin. Aşağıya çekerek bıçağımızı bizde biliyorsun elden alınmaz. Evet kesin onu bıraktım. Bıçağa bak çünkü elden ele geçerken bıçak kesebilir şey yapabilir diye. Bu şekilde bıçağımızı tabii biz alışkın olduğumuz için rahat bir yapıyoruz ama bir şey daha var. Şimdi masat yok evde. Masat yok. Bıçağı nasıl bileceğiz? Bıçağı nasıl bileceğiz? Hemen bir tane kaşık alıyoruz. Kaşık, kevgir, ya da kevgir, kepçe ne varsa direkt aynı şekilde ucunu sıfırlıyorsunuz. Sıfırın. Direkt ya da şöyle yapmamız daha iyi olur. Bu şekilde arkadaşlar. Veyahut diğer bir bıçağın sırtını da kullanabilirler. O da ama elinizde yoksa bıçak yani sadece tek bıçağınız varsa
Bu direkt şekilde de yapabilirsiniz. Şunu da alabiliriz arkadaşlar. Evet, onu da gösterelim. Arif şuradaki. Yani bir burada dokunları. Aslında yapılmış olan şu. Bıçağın yüzeyindeki pürtürler varsa onları alıyorsunuz. Ayrıca çelik çeliğe değdiği zaman burayı sıfırlamış oluyor üstünü. Ve biraz daha iyi kestiğini göreceksiniz. Ama en iyi şekilde taş vardır. Bilek taşları. Bilek taşları. Bilek taşlarında da daha keskin hale getirebilirsiniz. Eskiden bileyciler vardı. Buraya da hala geliyor. Buraya ama. Geliyorlar. Zaman zaman sürekli geliyor. Geliyorlar. Mahallelere gelirler. İşte sorarlar işte bilecek bıçak var mı? Özellikle Kurban Bayramı'ndan bir hafta 10 gün önce başlarlar. Bileyciler mahalleleri gezmeye. O yüzden kurbanınızı keserken ve etlerinizi doğrarken keskin bıçak kullanmanızı biz şefler size öneriyoruz. Tekrar hatırlatalım. Kurban etini kestikten sonra parçalıyorsunuz. Porsiyonlamaya başladığınızda kavurma için bir püf noktamız var. Kavurma etini kuşbaşı doğradıktan sonra buzlu soğuk suyun içerisinde biraz bekletiyorsunuz. Hem kanını alıyor hem de etin daha iyi toplanmasını sağlıyor. Sıcak kurban etini doğramak zordur. Bunu da dinlendirerek yani en az bir gün dinlendirerek porsiyonlarsanız çok daha makbul olacaktır. Ama aynı gün içerisinde kavurma etimi de ben yiyeyim ve gelen misafirlerime tattırayım diyorsanız bu yöntemi uygularsanız çok daha makbul olacaktır. Yani evet şefim. Etli yumuşak olmuş olacak. Etli yumuşak. Evet. En büyük yumuşak olmuş olacak. Tamam ya ısıttık. Tavamızı ısıttık. Evet. Şimdi etlerimizi koyuyoruz içerisine. Bunu da koyalım mı usta? Onu da alıyorum. Ha, süzdüreyim koyayım mı içerisine? Suyunu da alıyoruz değil mi? Biz bu şekilde. Onu süzgeçte alıyoruz zaten. Ha, elimizi iyice sıkıyoruz. Bunu da içerisine koyduk. Şimdi kavurmaya başlayabiliriz. Kavurma yaparken kısık ateşte. Kısık ateşte yapıyoruz. Evet. Ortalama bir süre verebiliyor muyuz Arif? Ya ortalama ne kadar çok kısık alevle önce yüksek bir alevle açıyoruz. Ondan sonra ne kadar kısık bir alevle olursa o kadar daha lezzetli olur. Tamam. Suyunu yavaş yavaş kavuruyoruz. Mesela böyle bir ortalama 3 kilo bir eti bu tip bir tencere veya tavada kavurmaya başladık. İşte bu ısıda orta hararetli bir şeyde ocakta, alevli ocakta da pişiriyor olsak ortalama ne kadar sürer? 25 dakika, 35 dakika arası 35 sürer. Dakika sürer. Peki bu dana eti. Geldik şimdi kuzu etine. Kuzu etiyle ilgili de hemen konuşalım. Kuzu kol veya kuzu but veya işte kuzu döş. Oraları kavururken süre değişiyor mu? Biraz daha uzuyor mu, kısalıyor mu? Kuzu biraz daha yumuşak. Şeye baktığınız zaman, danaya baktığınız zaman daha rahat pişer zaten ama sert olur. Onu da aynı şekilde suyunu içine koy, taze suyu koyduğumuz bekletiyoruz zaman bekletiyoruz onu da aynı şekilde. 1 saat 60 dakika sürer mi kavurmak? O civarda. 1 saat kadar sürer. Yani şeyinin üstü var. Peki kavururken mesela annem öyle yapıyor tabii de biraz su koyuyor. Eti kavuruyor o suyu çekiyor. En son böyle bir tereyağı falan ekliyor içerisine. Kekik ve tereyağı zaten kavurmanın en büyük ana temellerinden bir tanesi. Yani doğalını tamam gör. Yani az miktarda bir kekik, biraz tereyağı eklemek piştikten sonra mı değil mi? Piştikten sonra. Tamam. Bunun en büyük faktörlerinden tuzu en son atmamız gerekiyor ki et sert olmasın. Evet bak bu da çok önemli. Efendim kavurma etinizi yaptıktan sonra, piştikten sonra lezzetini o zaman veriyorsunuz. Tuzunu, kekiğini tereyağını değil mi? Onlara en son koyuyoruz. En son bitmeye yakın. Müslüm oradan bir tane tava alayım ben bunu dinlendirmeyi bırakalım. Şefim bunu ne yaptık? Bunu koyduk pişiriyoruz. Suyunu güzelce ortalama alsın. Suyunu çekecek 45 dakikayla 60 dakika arasında kurban kavurmamızı yapıyoruz. En son lezzetlendirmemizi yapıyoruz. Efendim şimdi etimiz pişmeye devam edecek. Şimdi bir tavamız daha geliyor. Bunu onu aktaracak mıyız? Hayır şöyle üstünü kapatalım. Biraz kapatıyoruz. Tencere evet. Çünkü kapağımız olmadığı için. Piştikten sonra da lezzetlendirme yapıp servise sunuyoruz. Yandı bu yandı. Arif Usta yok kayboldu. Aç sen onu aç problem değil. Efendim kurban etimiz kavurmamız pişti. Şimdi lezzetlendirme kısmına geçiyoruz değil mi usta? Evet hocam. Harika. Evet tereyağımız orada. Tereyağı buyurun tereyağımız geldi. Orada. Kaşığımız da burada. Orada hemen tam. Allah şey harika görünüyor var ya of. Sevgili seyirciler kavurmayı bu şekilde güzelce pişirdikten sonra içerisine biraz tereyağı ekledi Arif Usta. Baharatları birazdan koyuyor. Baharatlar burada. Bu arada Arif Usta bana bir de çay söyledi. Ben çay içiyorum o çalışıyor birazdan da tadacağım yemekleri.
Harika, çok güzel bir yerdeyiz. Evet, oradan iki kişiye vardım. Çok güzel manzara da var ha. Harika, işte, burası çok güzel görünüyor ya. Burası Koşuoğlu Parkı falan. Bir tanesi Koşuoğlu Parkı. Güzel. Kuşlar bile var, bakın ağaçlara konmuşlar. Buradan izleyebiliyorsunuz. Evet. Ne istedin usta? Kekik ne veriyoruz? Alalım, kekik. Kekini alalım. Hah, bir dakika. Burada iki çeşit buradaki kekik mi var? O nane. Bu nane. Kekik. Bu kekik. Evet. Geziyor ya birbirine. Döküyorum. Döküyoruz. Lezzetli burada yeter arkadaşlar. Yeter mi bu kadar? Biraz daha var. Az daha, az tamam, daha, az daha. Yeter. Tamam. Yeter mi? Yeterli. Tamam. Tuzunu alalım. Karabiğini atalım. Çok az tuz. Buyurun. Tuz burada. Aaa, Himalaya tuzu kullanıyor. Bak, 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 bak. Ve taze çekilmiş karabiber. Evet, karabiber. Evet, tuzumuzu ekledik. Şimdi de karabiberi ekliyoruz. Ekliyoruz. Bu arada tabii ki baharat da kullandığımız için tuz oranını dengeli tutuyoruz. Daha fazla tuz çünkü koymuyoruz. Et taze olduğu kaçıyoruz için. Fazla tuz zararlı. Of, harika görünüyor evet valla. Bu oldu arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani tamam, servise mi geçiyoruz, geçiyoruz yoksa? Bu arada da böyle güzel otantik bir de tabağı var Arif Usta'nın. İstiyorsanız bu şekilde bir pilavı sunacağım şimdi size arkadaşlar. Şimdi güzel bir pilav da yapacağız. Kavurmamız hazır. Kavurmamızı bu şekilde servise sunuyoruz. Yanına da pilav evet servis edeceğiz. Şimdi kavurmanın tadına baksak mı Arif Usta? Vallahi süper olur. Ben bakalım mı? Efendim şimdi tadına bakıyoruz Arif Usta. Ama çatalım burada da güzel ekmeğim var. Onu hemen getireyim. Getir usta, ekmeksiz of gitmez zaten. Kavurma, bunlar bizim Avusturya'da özel ekmeklerimiz. Burada mı yapıyorsunuz? Burada hepsini yapıyoruz. Oo, lokum ya. Ağzıma koydum bağladı. Böyle bir şey olamaz. Bak. İçine de koyalım. Alıyoruz usta. İçerisine koyuyoruz. Bunun yanına çok az bir sumaklı soğan da yapabilirsiniz. Salata da yapabilirsiniz veya pilavla da yiyebilirsiniz. Pilav, şimdi Arif'le pilav da yapacağım ama ben şimdi bunu pilavla da yiyeceğim ama şimdi pilavsız da yiyeyim böyle. Tadına bakayım. Oh, müthiş. Arif su çok yumuşak. Sulu mu susuz mu hiç anlamıyorum yani. Harika olmuş, çok yumuşak. Ben şimdi bunu ayırıyorum. Bunu ben kenara alıyorum. Pilavla birlikte bir daha kullanacağız bunu. Servis edeceğiz. Yani size vereyim derken yani hıyarı da gösteriyorsun falan Arif Usta. Yani ayıp olmuyor mu biraz ya? Bak biz misafir gelmişiz buraya. Şimdi bak ben çırpma teli aldım geldim ama yanlış almadım değil mi? İş bölümü yapalım. Ben tamam bunu rendeleyeyim. Sen yani de sarımsaklar ayırtla. Ben kolayına kaçma, sarımsaklar ayırtla. Evet usta, şimdi evet geçtik pilava. Pilava geçtik. Şimdi harika. Bir tav alayım. Ellerine sağlık Arif Ustacığım. Kavurma çok güzel olmuş. Şimdi sıra geldi pilava. Çok güzel bir pilav yapacağız. Alalım. Açıyorum altını. Açtım, başladı yanmaya. Tamam. Arif Usta, pirinci ıslatalım mı? Onu evet. Şimdi alayım onu ben. Pirincimizi ıslatalım, yıkayalım, süzdürelim, getirelim. Harika. Ben senin ekibi yönlendiriyorum. Tamam. O arada sen varsın diye ben çok rahatım çünkü hani kalan gözleri senin pantolonun içinde, onun için rahat ediyorum rahat zaten. Rahat ol Arif Usta, mutfak rahat bizim ya. Bu arada biliyorsun, direkt şeflerin mutfağında konuk olduğumuz her şefin mutfağından bir hatıra alıyoruz. Şimdi burası bizim mutfağımız. Kesinlikle. Diyorum çünkü ki yani şu bıçağı çok güzel kesiyor bu bıçak. Ya bir hatıra, ha, bir hatıra alıyoruz biz sadece. Santoku diyebilir miyiz buna? Santoku'ya benziyor bu. Santoku'nun güzel oldu. Çok güzel ben bir bıçak. Markayı çok göstermiyorum ama çok güzel dizayn edilmiş. Pahalı bıçaklardan bir tanesi. Diyorum işte yani anlatıyorum Arif Usta. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu da güzel bıçak kesiyormuş. Bu bıçak da güzel kesiyormuş. Bıçak senin aşk olsun. Bıçakta bir şey yapıyoruz. Sağ ol Arif Usta'cığım. Şaka bir yana ama senden evet, programımızın evet, sonunda bir menünüzden isteyeceğiz. Bir de seni ve bu yerden küçük bir hatıra tamam isteyeceğiz senden. Bıçakta. Efendim şimdi pilavımıza geçtik. Açtık. Zeytinyağı olsun, kullandık gördüm. Gözümden kaçmadı. Zeytinyağı. Çünkü herkes zeytinyağı değil tereyağı da karıştırıp yapıyorlar. Evet, sen zeytinyağı kullandın. Tereyağını en son koyacağım. Tamam. Şimdi soğanlarımızı kavuruyoruz önce. Bu arada çok özel bir pilav tarifi bu. Arif Usta'nın
annesinden öğrenmiş olduğu bir pilav. Suyunu ısıtıyoruz pilavımızın da. Pirincimiz burada. Pirincimiz burada. Koyalım mı pirinci? Üzüm geldikten sonra hafif bir yansın. Tamam. Biraz son üzümünü vereceğiz. Bu arada pirinçle ilgili de bilgi verelim. Şimdi biz Türkiye'de çok farklı pirinçler mevcut. Baldo pirinç de kullanabilirsiniz. Osmancık da kullanılabilir. Bu arada son zamanlarda ben çok dikkat etmeye başladım. Çeltikli pirinç kullanıyorlar. Kabuklu pirinç. Hem besin değeri anlamında daha zengin ve aynı zamanda da kabuklu olduğu için de işlenmemiş pirinç ve daha doğal olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kuş üzümü de geldi bu arada. Onu da ekliyoruz içerisine. Soğanları yaktın mı lan usta ya? Ha? Soğanlar yandı sanki. Ölüm bu zaten. Ha? Yansın soğan mı? Soğan biraz daha kararması. Bak bir şey söyleyeceğim. Annen görürse kızar. Yok. Soğanları yaktın. Gözümden kaçmadı değil. Gördüm. Soğan valide şey görürse yok, kızar. Valide görürse kızar. Ama annemin doğal yapımı. Annemin doğal şeyi. Ha, tamam, özelliği peki. Bu zaten. Annem düşünce şey yapar. Bazen şeyler oluyor. Karamelize oldu diyorum. Ben de öyle. Şimdi bazen bir şey oluyor, tamam mı? Oluyor kardeşim. Biraz geçiyor şey oluyor falan. Yandı mı ne falan diyorlar. Yok diyorum ya, yanar mı? Karamelize oldu. Biraz daha fazla pişirdim. Şeflerin sözü geçer. Kapağımızı da kapatalım. Diyoruz. Bu şekilde dinlendiriyoruz. Evet, dinlendiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar süre dinlenecek? 10 dakika 15 dakika yeterli. Sonra ocağın altını ocağını kapatacağız. Havalandırıp işte, tekrar mı dinlendireceğiz? Üstüne çıkarınca da bir peçete örtleriz. Kel peçete. Suyunu daha rahat almış olur. Tamam. Tane tane çıkmış olur. Okey. Şimdi pilavımız hazır. Kavurmamızı biraz önce yapmıştık. Şimdi pilavın demlenmesi için biraz ara veriyoruz. Ve arkasından da Arif Ustam'la pilav ve kavurmamızı servise sunacağız. Evet. Ama ben pilavı dinlenirken ara vermeden önce hemen sana şeyi sormak istiyorum. Bu pilavı daha sonra ne ekleyeceğiz içerisine? Maydanoz görüyorum burada. Maydanoz ekleyecek maydanoz miyiz? Maydanoz daha sonra üstüne koyacağım. Etin üstüne koyacağım. İçerisine koyacak mıyız? Üstüne koyacağız sadece. Peki baharat, kuru baharat koymadık. Taze baharat ekleyebilir miyiz içerisine? Ya etin başının üzerine sonuca koyabiliriz. Ben tamamen doğal, evdeki ne varsa onu koymaya çalıştım. Anladım. Kuzu yani, yemeği kuzu. Yapmış olsaydık eğer, kuzu kavurma, hemen şunu önerebilirdim sana. Sirkeli cacık bunun yanına. Ama çok, bunun yanına da olabilir aslında. Daha rahat olabilir ama istiyorsanız hemen şey yapabiliriz. Bir sirkeli cacık da bunun yanına harika gider. İş bölümü yapalım. Ben bunu rendeleyeyim. Sen ben de yoğurdu, sarımsaklar ekleyin. Hemen yani. Kolayına kaçma, sarımsaklar ekleyin. Yoğurdu çırpmak bir şey değil. Efendim şimdi sirkeli cacıkla ilgili malzemeler de geldi. Arif'te neler kullanacağız? Salatalık, sarımsak, istediğinize göre üzüm sirke ve elma sirkesi kullanabiliriz. Oo süper. Limon sirke de olur mu? Olur. Tamam süper. Sirkemiz de var. Başka? Nanemiz var, taze nanemiz var. Aa, bak bir tane tabak geldi. Bunu da şöyle koyalım. Var. Servis ederken kullanacağız. Şimdi. Evet nasıl yapıyoruz usta? İlk önce salatalıklara başlayalım. Tamam. Salatalığımızla hemen başlıyoruz. Size vereyim şunu ben. Şimdi o zaman ben şöyle yapayım. Şunu yapayım ben, şunu hemen. Bu ne? Çok yoğun çalışıyoruz mutfakta. Şu anda sirkeli cacık bir yapacağız. Sirkeli derken deminde buharın başındayken konuşmuştuk ya. Evet. Soğuk suyun içine etleri koyduğumuz zaman. Evet. Oraya böyle iki kaşık da sirke koyduğumuz zaman et biraz daha yumuşar arkadaşlar. Daha rahat olur. Hızlı bak, ben çırpma teli aldım geldim ama yanlış almadım değil mi? Yok bizim şey endüstriyel mutfaklarda en küçük çırpma teli bu zaten. Evde. Daha küçüğü yok. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bak. Evet. Ha, sen bu arada püf noktası verdin. O güme gitmesin. Bir daha alalım onu. Başını, poğanın başındaki eti suyu, soğuk suyu koyduğumuz tamam, içeri. Evet. Ona hafif şöyle bir kaşık ya da iki kaşık sirke koyarsak et daha yumuşak olur arkadaşlar. Evet. Sirke biraz eti, da etin yumuşak pişmesini sağlar. Evet. Bunu alıyoruz. Başlayalım mı? Evet. Yoğurdu çırptık. Şimdi rendeleme işlemi yapıyoruz. Çok kibar rendeliyorsunuz. Rahat. Bakın şöyle bir gerçek bir şey var söyleyeyim size. Biz ekran karşısında şu anda ne kadar doğal ve şey olduğumuzu görseniz de aslında gerçek mutfakta böyle değil.
gerçek unutmakta işler biraz daha biraz hızlı, hızlı yürüyor. Onu yürüdüğü için direkt dikkat edersen şeye yönelim, işe yöneliyoruz. Tabii, evet. Rahat bir şekilde. Bu kadar kibar rendelemez. Bu kadar kibar hayatta rendelemez. Rahat bir şekilde vermiş oluyor. Aslında mutfaklara gizli kamera koyup şefleri o zamanki, var ya. O servis özellikle öğlen servis ve akşam servisteki o yoğunluğu herkese görmesi gerekiyor. Ama şu. Çok zevkli, zevkli bir meslek. Iş. Çok zevkli bir meslek. Sarımsağı da rendeliyoruz içerisine. Küçük. Onu da küçük tarafla rendeliyoruz. Evet. Efendim sirkelicacık yapmış olduğunuz et yemeklerinin yanında karbonhidratla beraber servis etmeniz gereken önemli Türk mutfağının mihenk taşlarından bir tanesidir. Çok da önemlidir. Özellikle sirkeli yapıyoruz ki hazmı kolaylaştırsın diye. Çorumlu bir ustadan almıştım bunun tarifini ben. Seneler önce Çorum'a gittiğimizde Arif Usta İskilip vardır ilçesi. Orada önemli bir yemek vardır. İskilip dolması. Çok önemli bir tariftir sevgili seyirciler. Düğünlerde ve şölen yemeklerinde, bayramlarda yapılan bir yemek bu. 24 saat sürüyor pişmesi. Büyük kazanlarda pişiriliyor. Bu servis edilirken kuzu eti veya dana etinden yapılıyor usta. Büyük bir tencerenin içerisine konuluyor akşamdan. Genelde odun ateşinde pişiriliyor. Büyük kazanlar daha vardı mı ya bizde? Evet, evet. Böyle şu boyda ve büyük kazanlar. Bunların içerisinde akşamdan konuluyor. Sabaha kadar pişiriliyor bu et, kemikli et. Pişerken de bir çuval var. Bu çuvalın içerisine de pirinç dolduruluyor. Özellikle çentikli pirinç. Osmancık pirinci de bu arada biliyorsunuz Çorum ve bölgesinden, çevresinden çıkıyor. Bunu çentikli olarak kabuklu pirinç. Çuvala dolduruyorlar. Daha sonra bunu da etin ortasına koyuyorlar. Büyük tencerenin. Kapağını da kapatıp sabaha kadar pişiriyorlar. Sabah pilav da güzelce piştikten sonra o çıkartılıyor. Büyük bir siniye dökülüyor. Kemikli kuzu etleri de çıkartılıp didiklenip üzerine de pilavın üzerine de bu etler konuluyor. Ve sofranın ortasına büyük bir tepsiyle geliyor. Bunun yanında da işte bu sirkeli cacık servis ediliyor. Ben de bir anda o yemeği de düşünerek Kurban Bayramı'nda düşünerek, Kurban Bayramı'nda bol bol herkes kurban eti yiyecek ama yemeği servis ederken de bu sirkeli cacık tarifinde yanında yapmayı ve sevdiklerinize servis etmeyi unutmayın. Evet, evet ben usta. De küçük bir şimdi sini vermiş olacağım. Büyük sini vermeyeceğim ama şöyle küçük Allah, bir minütür olarak süper. Bir şey yapmış olacağım. Şefim, pilavımız da şu anda... Pilavımız tamam herhalde. Cacığımız da son durum nedir? Ne yapıyoruz şimdi? Şu anda şimdi? Az su ilave edeceğim. Soğuk su. Tamam. Çok az edelim. Bu arada ben bir kaşık alabilir miyiz karıştırmak için? Ben çırpma telini kaldırdım. Evet doğru. Bu tahta kaşığı kullanabiliriz. Karıştırıyoruz. Çok az su koyuyoruz içerisine. Bence yeterli usta. Koyu bir kaşık olsun. Sirkemizi de katalım mı içerisine? Vereceğim onu. Ben yüzüm sirkesi getiriyorum ama isteğinize göre de değişebilir bu arkadaşlar. Evet sirkemizi de ekliyoruz içerisine. Bence dök usta. Hepsini dök onu. Şunu hepsini vereyim. Şimdi sirkeli cacığımız hazır. Nane koyacak mısınız içerisine? İnce doğranmış olarak. Tamam. Nanemizi de koyuyoruz. Tuz eklemedik usta. Biraz tuz ekleyelim mi? Ben daha az şeyini yapacaktım. Biraz da tuz ekledik şimdi içerisine. Çok az da zeytinyağı koyalım. Onu ben böyle hani bizim usulde yapacak, ilgi usulü yapacaktım da. Tencereye başlık alsın. Valla ben çizgi. Yaptım artık. Tamam sıkıntı yok. Ama servis pul ederken üzerine şey koyabiliriz gene. Pulverle. Onu koyacak mıyız içerisine? Şunu sonra atıyorum. Tamam. Taze nane de koyduk. Nane İstiyorsanız atıyoruz. Kuru nane de kuru koyabilirsiniz. Usulcüm şimdi bu tarifimizi buraya alalım. Onu rahatça. Of mis mis mis. Sen şimdi acili seversin. Sen küçük bir dekor yapalım şimdi mı? Şimdi üzerini istediğin gibi süsle. Bir de şeflerin en büyük takıntısı da bu. Yemeği yaptı, evet. Çok lezzetli, müthiş. Üzerini süslemeleri lazım. Süslemeden olmuyor. Picasso'culuk mutfakta var. Şöyle. Çok fazla abartmayalım. Ben mutfağı biraz dağıttım ama. Tamam, çok fazla. Biraz pul biber koyduk. Şunu şimdi şöyle. Taze naneyi de ortasına koyuyoruz. Şu şekilde. Zeytinyağı gezdireceğim biraz üzerine? Normalde için rahat etmeyecek, ben biliyorum. İçin rahat etmeyecek. Bak. Süper, rahat bir harika. Şekilde. Efendim pilav da demlendi. Sirkeli cacığımız hazır. Kavurmamızı zaten yapmıştık. Şimdi pilava geçiyoruz. Sinimizi burada yapacağız. Pilavımız da bu şekilde. Efendim şimdi Arif Usta
Bunun ortasına bir bardak koydu. Onu niye koyduğunu birazdan öğreneceğiz. Fincan ya da koyabilirsin. Fincan da olabilir. Etleri koyacağız bunun üstüne. Tamam, harika. Şimdilik. Pilavımızı bir havalandırıyoruz. Rahat. Öf, mis mis mis. Tereyağı kokusu harika bir şekilde yayıldı hemen. Yayılıyor zaten. Şimdi pilavımızı dolduruyor muyuz? Başlıyoruz. Kenarlarından. Vay 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 vay. Oradaki senin demin bahsettiğin küçük sini yapıyorum ben sana şu anda. Evet usta, şimdi açıyoruz. Ne yapıyoruz? Kavurmamız. Al sana kaşık vereyim. Şunu açıyorum ya arkadaşlar. Evet. Bardağı ortasındaki da. Bardağın sırrı da ortaya çıktı. Ortasını boş tutmak için koymuştu usta onu. Şimdi oraya da kavurmayı dolduruyor. Kavurmayı koyuyoruz arkadaşlar. Vay vay vay. Sirkeli senin yanında gitmez. Süper. Ya. Şu anda sen tamamıyla oturdu yani. Ne yiyor? Tam bir bayram sofrası oldu. Çok güzel görünüyor usta. Harika görünüyor valla. Kaşığı daldıracaksın hemen. Şuradan bir tane. Evet, bunlar da olmazsa olmazlardan. Süslemeler falan, çok yapraklar, hafif. Şeyler. Küçük koyalım. Küçük. Böyle şöyle azar azar çevresine mi koysak acaba? Onu yapacağım. Usta bak, sen eti, ya elini çok korkut alıştırıyorsun var. Usta ya. Biraz koy bak, arkadaşlar şimdi bunun tadına bakacaklar. Dibimizdeler şu anda. Dibimizdeler, birazdan saldıracaklar mutfağa. Koy elini korkak alıştırma. Şöyle koyalım. Zengin daha gözüksün. Zengin gözüksün. Şu pilavı da şöyle alalım. Bak, dokunmadan da edemiyorum. Böyle bir huyu var bende. Ve üzerine de kavurmayı koyduk. Artık tadına bakabilir miyiz usta? Evet, bakıyorum. Pilavla şimdi birlikte tadına pilavla bakalım. Tadına. Ve cacığımız da var. Cacıkla da birlikte bakacağız tadına. Bak. Şurada. Ben kenarlarına koydum, o dayanamadı. İnce ince kıydı, bütün her tarafına dağıttı. Yani, buyurun arkadaşlar. Süper. Harika şurada. Oldu usta. Ellerine sağlık. Lütfen geleneklerimizi devam ettirelim. Bayramlarda yine evlere misafirliğe gidelim. Misafirlerimizi de kabul edelim. Yapmış olduğumuz lezzetleri paylaşalım. Gerçekten de çok güzel olmuş usta. Çok teşekkür ederiz. Bu bayramda biz sana misafir olduk. Bir sonraki bayramda da sen bize misafir ol. Tamam. Bugün Şeflerin Mutfağı'nda Kurban Bayramı'na özel tariflerimiz vardı. Arif Usta'nın mutfağına konuk olduk. Efendim, öncelikle Arif Usta'nın annesinin ellerinden öpüyoruz. Bize vermiş olduğu bu güzel tarifi ve paylaşmış olduğu bu güzel lezzeti sizlere ulaştırdık. Ve diğer annelerimizin de ellerinden öpüyoruz. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun.